16-22 Ocak haftalık burcumuza hoş geldiniz. Güzel ailem, takipçilerim, canlarım. Güzel bir hafta olsun efendim. Sevgili koçlar, gökyüzü size çok güzel bir çark döndürüyor. Ve bu çarkı iş konularınız, para konularınız ve yatırım konularınız için fırsatlar açılacak. Ve duygusal hayatınızda kendinizi yorgun hissettiğiniz birçok noktanın da iyileşmesine yardımcı olacak. Özellikle kurumsal bir firmada çalışıyorsanız Merkür yavaş yavaş geri hareketini bıraktı. İleriye doğru başladığı için iletişim, yanlış anlaşılmalar, kendi içinizdeki yaşadığınız korkuların hepsini tam anlamıyla hayatımıza geçirmiş olacağız. Ve her şeyden önemlisi Mars da artık yavaş yavaş kendi rüzgarında ileriye doğru hareket edecek. Şanslar, bereketler sizin hayatınıza renk katacak. 20 Ocak'ta Güneş artık Kova'nın çağın enerjisine giriyor. Teknolojik alanda çalışan sevgili takipçilerim için özellikle yeni konum, yeni mertebe, yeni oluşum, beklediğiniz firmalarla alakalı güzel iletişim ve yeni kapılarınızın sizin için fırsat olacağı, 21 Ocak'ta da yeni ay Kova burcunda gerçekleşecek ve aşkla ilgili yaşadığınız krizleri en iyi şekilde önlemeyi gösteriyor. Sevgili takipçilerim, özellikle kurumsal ya da devlet kapısında çalışıyorsanız, rahatsız olduğunuz, sizi üzen konuların artık hayatınızda geri kalacağı ve daha net bir şekilde kendinizle barışmış, mutlu ve mutlu projelerde yer alacağınızı gösteriyor. Aynı şekilde de yurt dışı fırsatlarınızla ilgili yöneticiler ve ekip arkadaşlarımızla bu fırsatları daha yoğun bir şekilde tadacağımızı gösteriyor. Devlette rahatsız olduğunuz, sizi mutsuz eden konuların yavaş yavaş sizin için olumlu evresine gitmesi, siz de bu noktada derin bir nefes alacaksınız. Tayin ya da beklenti içerisinde olduğunuz yer değişimleriniz için artık size gökyüzü çok güzel bir destek verdi. Memurluk olabilir, devletle bağlantılı işe girmek isteyebilirsiniz. Bu konuda güzel kapılar, güzel fırsatlar yaratacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız ortaklı süreçinizin büyümesi ve ihracat, alım, satım sektörüyle alakalı bağlantılarınız varsa daha hızlı kazançlarınızın elde edeceği ve ailede de uzun süredir ekonomik olarak dar bir dönem yaşıyorsanız bunların hepsinin yavaş yavaş sistemli şekilde hayata geçirerek görme haftanız olacak. Şimdiden uğurlu ve bereketli olsun. Tabii ki abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz güzel takipçilerim. Yani şunu demek istiyorum. Satmak, almak, yatırım konularınızla alakalı güzel fırsatları da gördüğünüzde yeni eviniz, yeni aracınız sizin istediğiniz şekilde olacak. Birikmiş olan borçlarımız, bunlarla ilgili planladığınız sürece herhangi bir aksilik görmüyorum. Sadece bir borç evreniz var. Bunu doğru düzenlemeniz gerekiyor, unutmayın diyorum. Serbest finans alanında çalışıyorsanız yeni projelerle ilgili anlaşacağınız şirketler size ekstra kazançlar sağlayacak. Çalışan çiftlerimizin arasında özellikle eşinizle ilgili güzel bir mutluluk haftası, kendi aranızda da kendinizi en iyi şekilde ifade edeceğiniz döngü gösteriyor. Evet, ilişkiler bitmiş ve yıpratan konularla ilgili kendinizi yalnız hissediyorsanız yeni bir başlangıç, yeni oluşum ve ruhunuza uyacak şifalı diyaloglar, konuşmalar, sosyal ağlardan tanışacağınız birçok insan size renk getirecek. Geçmişle ilgili birçok noktada hata yaptınız. Artık gözünüzü dört açıyorsunuz. Hataya fırsat yok diyorum kesinlikle. Dönmesini ya da beklenti içerisinde olduğunuz kişilerde hesaplaşmamız olsa da sizi tatmin eden bir hesaplaşma olmayacak. Bunu bilelim. Evet, evlenmek, gelecek planı vaat eden sevgili takipçilerim için biraz daha ekonomik güçlenmenin dışında aileler arasında bazı uçurumları toparlarsanız ilişkinizin doğru noktaya doğru gideceğini görmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, biraz daha kendinizle ilgili barış, mutluluğu temsil edeceksiniz. Devamlı somurtan, devamlı huzursuz ruhunuzu ev halkına da yansıtıyorsunuz. Kendinize hobi edinebilirsiniz. Mutsuz olduğunuz alanları iyileştirebilirsiniz. Değişmek için size bu konuda gökyüzü çok güzel ifadeler kullanıyor. Şansı ve bereketi tatmanız gerekiyor. Kendi ailenizle ilgili miras konularımız daha yoğun bir şekilde olsa da çocuklarınızla iletişimdeki daha sakin, onların eğitim konularıyla daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Yani siz değişken karakterinizi bir an önce çözmeniz lazım ki evdeki huzursuzluk bitsin. Kuzenler, eşinizin kuzenleri, yakın akrabalar arasındaki bazı konularda da eşiniz haklarını alacak. Endişe etmeyin. Mutsuz olan çiftlerimizin arasında doğru iletişimle yavaş yavaş sonlandırma evresindesiniz. Kırıcı konuşmalardan uzak durmanız gerekiyor
dedim diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken noktamız geniz eti sıkıntılarımız, uyku problemimiz olabilir ve bu ara boğaz enfeksiyonlarımız hassas gözüküyor. Evet, üniversite eğitimi olan sevgili gençler, evet güzel bir kariyer, kendinizi çok iyi iyileştireceksiniz, dinlenme enerjiniz de var. Bu dinlenme sürecinizi doğru yaptığınızda hayatta birçok şeyin başarısı sizin elinizde, unutmayın. Aşk mı? Evet, aşk var. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Güzel bir hafta olsun. Evet, ani vereceğiniz kararlar, sizi yıpratacak olaylar artık geride bırakıyorsunuz. Yeni anlaşmalar, yeni süreçler, Merkür'ün ileri hareketi, sağlam anlaşmaları, sağlam iş konularınızı gün yüzüne çıkartacağı, kendinizle alakalı eksik gördüğünüz ve yapamam dediğiniz birçok noktayı rahat bir şekilde çözeceğinizi gösteriyor. Ve Güneş artık Kova'nın verdiği enerjide ve 20-21'inde de Kova yeni ayı gerçekleşecek. İş konularınız, ilişkileriniz, netsiz giden birçok noktanın farkına varacağınız bir döngü. Ve aynı şekilde de bereketin sizin için şans olacağını unutmayın. Para konusunda şansınızın bu hafta daha yoğun olacağını bilin istiyorum. Yeni iş kapınız, fırsat yaratmak istediğiniz konular, yöneticilerinizle imkansız görüşemem ve ben hakkımı savunamam diyorsanız bu hafta siz bunları bir an önce hayata geçirin ki siz de kendi bereketinizi, kendi enerjinizi kendinize çekin efendim. Ve kurumsal, farklı bir alana geçmek ve yurt dışı ile ilgili büyük ihracat firmalarında yer almak istiyorsanız siz bu konuda adımlarınızı başlatın. Çağrılmalar, mülakatlar söz konusu olacak. Bulunduğunuz noktada ekip arkadaşlarınız, telefon trafiğiniz, toplantılarınızın çok yoğun ve süreçli olacak. Ama rahat geçiş, rahat anlar, gülümseyerek bir haftayı kapatacaksınız. Korkmayın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız da alandaki yenilikler, çevrenizdeki insanların size yardım etmesi ve haklarınızla alakalı daha güzel insanlar, yenilikler katacaksınız hayatınıza. Belki de siz olduğunuzdan daha farklı bir haftanın tadına varacaksınız. Devlet ya da devletle bağlantılı işler içerisindeyseniz burada eksik gördüğünüz evraklar sizin haklarınızla alakalı mücadele döneminizin adımlarını başlatmak size farklı bir renk katabilir diyorum. Yasayla alakalı yaşadığınız krizleri önlemek size doğru süreci uyarıyor. Unuttuğunuz borçlarınız, devlet dairesindeki bazı problemleri çözmek için de güzel bir hafta. Aynı şekilde iş problemi ve hala iş sessizliği yaşıyorsanız ve güzel bir ticaret alanı, ailenizin desteğiyle kendi işinize ya da ailenizden gelecek destekle güzel bir iş alanına geçişinizi sağlayacaksınız. Yani gökyüzü size para şansını sunuyor. Siz isteklerinizi yapabilir, alabilirsiniz. Ev konumuzla alakalı uzun süredir satamıyorsanız, alamıyorsanız bu hafta bunlarla ilgili hem büyüklerimiz hem de çevreden alacağınız destekle bu kapınızı da daha rahat bir sürece geçireceğinizi gösteriyor. Aynı şekilde aile, iş, ortaklık konularımızda ters gördüğümüz ve anlaşamadığımız süreçleri daha birbirimize anlaşmalı, hukuki sürecin geride kalıp kendi sürecimizi sözlü doğru ifade edeceğiz. Bence güzel ifadeler kullanabiliriz. Çünkü dilimiz gayet güzel diyorum, dedim bile. Evet, ilişkiler konusunda kendinizle alakalı çelişkiniz, mutsuz olduğunuz ve bir türlü ona duygularınızı söyleyemiyorsanız onun size söyleyeceği duygularla eşlik edebilir, sevginizi de en iyi şekilde sunabileceğinizi de gösterebilirsiniz. Geçmiş beklenti içerisinde olduğunuz ilişkinizin yol ayrımı olduğunu bilmeniz ve bu yolculuğu artık unutmanız gerekiyor, kendinize yeni yolculuklar katmanız lazım. Bu ara çok misafirleriniz, çok dostlarınız, çok ahbaplarınızla yemek yiyeceksiniz. Her ahbapla yapacağınız güzellikler size farklı iş alanları, farklı duygusal sorunlarınızı da çözmüş olacaksınız. Ve aşık oldum, benim kişi beni seviyor mu diyorsanız şans var. Size göz kırpacak ve ilişki konuşma ve ilerletme enerjisini de gösteriyor. Aynı şekilde uzun soluklu ilişkiniz varsa alyansınız, söz, konuşmalar, aile tanıştırmaları, yakın abi, baba konularıyla tanışmalarınız var. Hazırlıklı olun efendim diyorum.
ve evli çiftlerimizin arasında yaşanan bazı problemler birbirimize saygı çerçevesi içerisinde anlatmayı ve çocuklarla alakalı yaşadığımız sorunları da daha net şekilde görmeye ve çocuklarımızın okul problemi, eğitim problemiyle alakalı ortak konuşarak çözmeyi gösterecek. Çocuk isteyen, çocuk tedavisiyle ilgili mücadele veren sevgili takipçilerim, evet olsun, sağlam bir zamanda olsun, iletişim ve doğru doktorla güzel bir tedavi evreniz var. Boşanma fikri olan ve evliliğinde çok huzursuz olan takipçilerimizin aile desteğiyle birlikte ve ailenizden korkuyorsanız artık söyleyin, aileniz sizi destekleyecek. Çünkü burada söylenen sözler ve incinen kalbiniz var. Yeni yol almanız lazım. Buraya da veda edin diyorum, dedim bile. Sevgili gençler, kendi konunuzun farkındasınız ama eğitim konusunda biraz daha askıya aldınız. Evet, hem tatilin verdiği enerji hem de sizin ne yapmak istediğini bulmanız gerekiyor. Biraz beyni daha iyi çalıştırmamız lazım. Aşkı geride, eğitim konumuzu ön plana tutacağız. Evet, sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktamız mide asitimiz, mide kramplarımız, mide ile alakalı sıkıntılarımız söz konusu olacak ve bağırsak enfeksiyonlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi, çalışan çiftler çocuklarınızla ilgili vakit geçirememenin verdiği bir nokta, eşinizin yurt dışı ya da farklı bir şehirde olması sizi yorgun kılıyor olabilir. Lütfen bunları da düzeltelim. Aşk isteyenlere bu hafta çok güzel bir denge, para isteyenlere çok güzel bir huzur var. Rabbim, istediğiniz her şeyin muradını kapınıza verin. Rabbimden asla vazgeçmeyin. Sevgili ikizler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Sevgili ikizler, finansal konularında uzun süredir çözüm yaratamadığınız ve rahatsız olduğunuz ödemeleriniz ya da şirketinizden almanız gereken konularla alakalı noktada güzel fırsatlarımız var. Bereketinizden korkmayın, bereketi kendinize çevireceksiniz. Unutmayın ki çarşamba günü Merkür yavaş yavaş ileri hareketine gerçekleştirecek. 20 Ocak'ta da Güneş Kova burcunda, 21 Ocak'ta Kova yeni ayı gerçekleştireceğiz. Hani haksızlıklara karşı rövanş vardır ya, savaşırız, mücadele ederiz ve bu haksızlıkların hep bizim tarafımızdan iftira edilir ya, siz artık bu iftiralardan çok kendi hakkınız olan sürecin en iyi şekilde ilerlemesini yaşayacaksınız. İşle alakalı savaş konuşmaları, kendi hakkınız olan masa, ekip arkadaşlarımızla yaşadığımız huzursuzlukları çözmek için çok doğru bir adım haftası. Rahatsız olduğunuz, bölüm değiştirmek, yer değiştirmek istiyorsanız başvuru ya da yöneticilerle konuşmanız gerekiyor. Harekete geçmeniz lazım. Ve uzun süredir de maaş konusunda bulunduğunuz noktada sizi sıkıntıya düşüren konuları da artık masaya yatırmanız lazım. Yoksa aynı döngüde, aynı savaşta kalacaksınız. Kendinizin ifadesi ve karşı tarafa bakarak konuştuğunuzda her şeyi çözme şansınız var diyorum. Ve aynı şekilde kendinizle alakalı iş ve ortaklı işlerle ilgili de kriz dönemlerimizi görüyoruz ve buna göre planlar yapmamız gerektiğini her iki insan da doğru şekilde görecek. İş probleminiz ve kendi noktanızda rahatsız olduğunuz evreleri doğru şekilde masaya yumruğumuzu vuracağız. Hak bizim diyeceğimiz bir hafta. İşsizseniz ve iş krizleriniz hala mahkemeleriniz devam ediyorsa mücadeleye devam. Ama Ocak sonuna doğru yeni iş kapınız, yeni oluşturmak istediğiniz hedefleriniz var. Yaratıcı yazmak, sanatçı ruhunuzla ilgili de başvurularınız ya da kurslarınız çok olumlu gözüküyor. Biraz da dil eğitiminizin altyapısını oturtursanız size bal lokma gibi diyecek hiçbir sözüm yok diyorum. Özellikle de ilişkiler konusunda kendinizi hiç dengim olmayan insanlar ve kime değer verdiysem hep ortada kaldım diyorsanız, geçmişle ilgili her şeyi kapatın. Size güzel bir aşk, güzel yenilikler var ama ilk önce kendinizi şifalandırmanız lazım. Takıntılarımız, ne istediğimiz, nerede yaralandığımızı bulmadığınız için aynı döngüde dönüyorsunuz. Dönmek artık bırakıyoruz. Bunun için gerekiyorsa yardımcı danışan, psikolog ya da meditasyon yaparak nasıl bir ilişki istediğimizin enerjisini yüklememiz lazım. Siz isteyin, Rabbimin size sunacağı güzel ilişkilerde var diyorum. Ciddi giden ilişkilerde gereksiz tartışmalar, birbirimizi yıpratacak sözlere dikkatli olalım. Uzun soluklu ayrılık, sonra da her iki tarafta pişmanlıklarını sert ifade edecek. Birbirinizi yavaş yavaş ve gözlerinize bakarak doğru ifade etmenizi istiyorum. Çalışan çiftlerimizin arasında eşinizle kendi aranızda gereksiz kıskançlıklar hanemizi zorluyor. Ev konusuyla alakalı da özellikle uzun süredir
taşınma mevzumuzla ilgili hala ev bu sorunumuzu çözemediğinizi düşünürken bu hafta güzel bir ev taşınmanız da var efendim. Yerinizi tutmuş, ona göre tarih belirleyeceksiniz. Ailenizden bir mal konusu, miras konusuyla alakalı hukuki süreçte biraz tartışmalar, kaoslar çıkabilir. Ama siz olayları ailenizin arkasında sıkı durmanızı istiyorum. Ciddi ilişkilerde pürüzler olabilir dedim, uyardım. Evli çiftler arasında uzun süredir evinizdeki değişmesi gereken masanız, sandalyeniz, koltuğunuzla ilgili eşinizin sizi duymaması, sizi ilgilenmiyor diye tavrı yansıtıyorsunuz. Aslında onun borçları ve sıkıntıları çok fazla var. Ona da siz destek olabilir ve motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Dışarıda sizi rahatsız edecek insanların dedikodusuna maruz kalabilir. İlişkimizi zorlayabiliriz. Evli çiftler birbirinize sahip çıkın. Gereksiz dedikoduda soğukluklar evrede olacak. Ve müteahhitle alakalı çözmeye çalıştığınız bir ev konusunun imzası atılacak. Ailenizdeki mal ve bölüşmesi gereken noktalarda istediğiniz müteahhitle gerçekleşmiş olacak. Savaşmaya devam edin. O müteahhit sizin için doğru ve hayırlı gösteriyor. Çocuklarınızla alakalı sağlık problemleri biraz sizi yorabilir. Bu hafta eğitimleriyle alakalı yaşadığınız sorunları ve notlarını doğru kontrol ettiğinizde diğer bölümde, yani ara tatilden sonra çocuğunuzla hangi noktada iletişim yaşayacağınızı görmeniz lazım. Bu ara toplantılar, çocuklarla ilgili gideceğiniz okul temposu da yıpratabilir. Eşiniz sizi aldatmıyor ama devamlı beni aldatıyor, ben hissediyorum havasındasınız. Eşinizin para sıkıntısı var, kendi aile sıkıntısı var. Siz bunu görmüyorsunuz ve görmeniz lazım artık. Ona da bu konuda destek olmanız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle iç kulak iltihabımız, kristallerde sıkıntımız ve saç dökülmemiz olabilir. İhmal etmeyin efendim. Bir de araç değiştirmek isteyenler için hayırlı bir hafta. Uğurlu olsun. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Yani şöyle demek, kısıtlayıcı, aktif olamayabilir. Üzerinizde devamlı yük hissediyor olabilirsiniz. Yani ay sonuna kadar karar vereyim mi vermeyeyim mi havanız olabilir. Mümkün olduğu kadar bu güç savaşında, ruh depresyonundan uzak durmanızı istiyorum. Ve hayatınızdaki değişmesi gereken noktaları da artık bu yeni ayda gerçekleşecek kova yeni ayında görmeniz gerekiyor. Ve görmediğiniz takdirde büyük sıkıntılarımız var canlarım. Güneş Kova'ya geçecek 20 Ocak'ta, 21 Ocak'ta Kova Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Merkür Retrosu 18 Ocak'ta ileriye doğru hareket ediyor, unutmamamız gerekiyor. Evet, kendiniz, bulunduğunuz şirket ya da bulunduğunuz alanda çıkartılmalar, biraz gerginlikler, biraz tartışmalar had safhada olabilir. Kendinizi devamlı kısıtlayabilir, korkabilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Yerinizde, hak edilişinizde rahat bir şekilde olacak. Uzun süredir evdeyseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız ve yakın aile dostlarınızdan bir erkek, yani erkek baba köklerinize ait noktadan gelecek destekle iş kapınız için olumlu haberler, olumlu süreçler söz konusu. Devlet, atama, bu konularla ilgili haber bekleyenler için biraz daha yıpratıcı olabilir. 2025 beklerseniz daha sağlıklı olacak. Şu an farklı bir iş alanına geçiş yaparsanız sevinirim. İçinizdeki yaratıcı, yarım bıraktığınız eğitimler ve işiniz gereği almanız gereken eğitimlerinizin karar verme noktası olacak. Ve hem iş hayatınıza hem de kendinize daha rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. Kurumsal bir alanda değişim bir alanı bekliyorsanız ve yurt dışına yerleşme fikriniz varsa bu senenin ortasına kadar sabırlı olmanız ve şirketiniz bu konuda size çok büyük destek verecek. Panik yapmayınız diyorum. Devlet ya da yeni bir kurumsal firmaya girmek istiyorsanız olumlulukların çok fazla olduğu, kendi korkaklığımızı geride bırakıp başvurularınızı doğru yapmanız gerekiyor. Fransızca, Japonca, Çince eğitim alan sevgili yengeçler için yurt dışı imkanlarınız daha yoğun olacak. Bu dil eğitimlerinizi daha rahat bir hayata geçirmeniz gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız veda etme, farklı bir alandan farklı bir ortaklık teklifiyle bulunduğunuz alanı kapatıp daha büyük bir alana geçiş evreniz var. Bunlarla ilgili doğru adımları avukatla doğru süreçleri yapmanız lazım. Alım, satım, ihracat alanında çalışıyorsanız şirketiniz bu sene hem kazançlı hem de yeni oluşumlar, büyüme evresinde fırsatlarınız var. Burada kendinizi göstermeye ne dersiniz? Çünkü başarı sizin ruhunuzun diğer adı diyorum. Korkmanıza gerek yok. Aile içerisinde yaşanan bazı sorunları biz de bilsek de sesimizi çıkartamıyoruz.
Lütfen artık ailenizin yaşadığı anne baba kaosları ve uzun süredir mutsuz olan düzende birileri konuşması lazım. Konuşmadıkça bu hanenin içerisinde ölü toprağa serilir ya, kimse birbiriyle sahte gülümsüyor. Bunları iyileştirmek lazım. Evli çiftlerimizin arasında özellikle eşinizin değişmesini beklediği maaş konusunda olumlu ve şirketinizden araç beklentiniz varsa hayırlı bir şekilde size sunulacak. Bu ara içsel dünyanız çok romantik olabilir. Kendinizi daha doğru ifade etmek isteyebilirsiniz. Hayat arkadaşınıza uzun süredir sevginizi ifade etmiyordunuz. Hadi ona duygunuzu, ruhunuzu güzel ifade edin. İlişkisi olmayanlar için biraz daha tercih konusunda değil de hemen herkes sizi sevsin istiyorsunuz. Temkinli adımlar atarken yine temkinsiz kararlara gidiyorsunuz. Bence biraz daha doğru insanlarla iletişim yapmak için gökyüzü bu konuda beklemenizi uyarıyor. Uzun soluklu ilişkiler güzel giderken ailevi sağlık problemlerinden kaynaklı biraz birbirinize vakit ayıramayabilirsiniz. Eşiniz ya da ilişkinizin gideceği seyahatlerde aramızda biraz ayrılık rüzgarları olsa da o sizi seviyor, siz de onu seviyorsunuz, bilginiz olsun diyorum. Evli çiftlerde özellikle hem iş gerginliği hem ailevi hem çocukların gerginliğinden kaynaklı siz birbirinize güzel vakit geçiremiyorsunuz. Bence bir kendinize güzel bir vakit geçirin. Çünkü sevginin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar her şeyi çözeceğini biliyorsunuz. Onun iş problemi, ev düzeni, çocuklar, o bu derken biraz dağılmışsınız. Bunları toparlamamız lazım. Boşanma fikri olanlar için inadım inat dediğiniz noktadasınız. Tekrar şans istiyor, bir psikologla bu ilişkiyi düzeltin. Hamile olan ve çocuk tedavisi ya da çocuk beklentisi içerisinde olan ve sağlığından şüphe eden sevgili yengeçler, bebeğinizde herhangi bir kriz yok. Gayet rahat bir doğum ya da gayet rahat bir gebelik evreniz söz konusu olacak. Endişe etmenize gerek yok. Evet, bu ara evde yenilikler, boya, badana, ruhunuz yeniden geldi. Nisan'a kadar sabırlı olun. Gereksiz masraf yapmayın diyorum. Bir de kendi aile köklerinizden, anne köklerinizden gelecek miras konularımızla ilgili olumlu evreler var. Sevgili gençler, kendinizi böyle nasıl uyuz bir hale getirip her şeyde kendi boyutunuzda geçiyorsunuz. Aynı şekilde bu boyuta geçerken eğitim konularınızda da o boyuta geçmeniz lazım. Kafanız hovarda gibi, içiniz ben biliyorum gibi, lütfen kendi eğitiminizin kıymetli olduğunu bilin. Sağlık olarak özellikle alerjik reaksiyonlarımız, sırt ve boyun bölgemizde hassasiyet ve uzun süredir yatak değiştirmeniz gerekiyor. Boyun fıtığınız hareket etmeye başlamış. Hadi bunu değiştirelim dedim. Bol misafirli bir hafta. Hafta sonunuz çok eğleneceksiniz. Hem ailenizle hem de kahkaha atmayı unutmayın. Rabbim sizi korur her zaman. Rabbimden vazgeçmeyin. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Yani gökyüzü sizi fazlasıyla kısıtlayabilir. Sosyal çevrelerinizdeki insanlara güvenip hata yapabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınıza sırlar verip iş yerinizde kazanlar içerisinde oyunlara katılabilirsiniz. Aman efendim, başkalarının lafıyla, başkalarının sözüyle hareket ederseniz şans ve iş kapılarınızda zorlayıcı bir hafta olacak. Kendi bildiğinize devam edin, egonuzu tavan yapın, işinize konsantre olun. Çünkü siz isteklerinizi biliyorsunuz ama insanların sizi kıskanç enerjisi sizi fazlasıyla yoruyor. O yüzden dikkat edin. Evet, 18 Ocak'ta Merkür artık yavaş yavaş Oğlak ileri hareketine başlıyor. Unutmayın, çarşamba günü bir Güneş ve Plüton arasında güzel bir açı var, kavuşuyor birbirine. Ruh depresyonunuz oluşabilir, deli deli haller sergileyebilir, insanlara atar yapabilirsiniz. Bunu işinizde yapın lütfen. Başka ailenize, eşinize, sevgilinize yapmayın diyorum. Çünkü sizin bu tarz evrelerinizde sert sözler ev düzeninizi rahatsız ediyor. Güneş artık Kova'nın enerjisinde, 21 Ocak'ta da Kova yeni ayı gerçekleşecek. Yani siz yeni başlamak istediğiniz işlerde, kendinize kurmak istediğiniz ortaklı süreçlerde çok güzel aydınlanmalarınız var. Kendinizi ispatlamak istiyorsanız bu haftayı çok doğru değerlendirin. Başvuru yapacaksanız da bu hafta yapın. Olumlu evreleri doğru görmek için. Çünkü sizin dedim ruhunuzla birlikte insanların size karşı kıskançlıkları çok fazla olduğu için enerjiniz yorgun olabilir. Ruhunuz yorgun olabilir. Hiçbir şeye konsantre olmak istemeyebilirsiniz. Uyku ruhunda olabilirsiniz ama bu hafta işler de çok yoğun. Yöneticilerle aramızda çok güzel iletişimler, gitmek istediğimiz seyahatler ve yapmak istediğimiz başvurularda olumsuz bir enerji değil. Sizin ruhunuz olumsuz olduğu için kendinizi böyle sıkışmış hissedeceksiniz. Sıkışmak yok. Evet, yeni bir iş teklifi alacaksınız. Hayırlı olsun.
kurum, devletle alakalı beklediğiniz evraklıklarda olumsuz bir durum yok. Hatta ve hatta yer değişiminizle devletle alakalı başvurularınızın olumlu süreç. Devlette savcı, hakim, polis ya da hukukçuysanız ya da doktorsanız yer değişimleriniz hayırlı olsun diyorum. Kurumsal bir alanda finans sektörüyle alakalı benim konumum insan kaynaklarındayım, değişir miyim diyorsanız orada Şubat evresi daha sağlıklı ve hayırlı olacak. Ama para konularımızla ilgili de netliğe, primlerimizle ilgili de artık yavaş yavaş verilme evresi. Kendi işinizi yapıyorsanız sımsıkı sarılmanız lazım. Görmediğiniz noktalarda para hataları yapabilir, cebinize zarar verebilirsiniz. Satmaya çalıştığınız ailenize ya da size ait arsa ile ilgili ani karar veriyorsunuz. Orası çok değerli. Satmayın. Evet, borçlarınız için bir şeyleri toparlamaya ihtiyacınız var ama orası değerli. Kredi çekin, oraya dokunmayın istiyorum dedim bile. Çalışan çiftlerimiz arasında uzun süredir eşiniz ve hanımınızın yer değişimiyle ilgili beklentiniz varsa Ocak bitmeden yerleriniz değişmiş olacak. Ama sizin erkek çocuğunuzla iletişim probleminiz var. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Kredisini bitirmeye çalıştığınız aracınız bitmek üzere ve ev kredisi düşünüyorsanız hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Duygusal anlamda kendinizi yalnız hissedeceğiniz, ilişkinize duygularınızı yansıtsanız da onun algı problemi olduğu için biraz zıt karakterlerle birbirimizi algılayacağız. Bunu unutmayın diyorum. Ve her şeyden önemlisi yeni ilişkiye başlayanlar olumlu bir enerjide ve hayat arkadaşınız ve evlilik konuşması bu 2023 sonuna doğru gerçekleşmiş olacak. Uzun soluklu ilişkilerde her şeyden önemlisi siz birbirinizi çok seviyorsunuz ve ailenizin size destek amaçlı vereceği maddi destekle birlikte hızlı Nisan Mayıs'a kadar evlilik tarihinizi belirleme noktasına doğru ilerliyorsunuz. Sevgili gençler, kendi eğitim konularınızla ilgili yurt dışı hayalleriniz, istekleriniz gibi gerçekleşecek. Sevgili aslanlar, unutmayın, siz nerede ve nasıl eğitim istiyorsanız Allah o kapınızı yaratmış gözüküyor. Yeter ki inanın kendinize sevgili aslanlar. Çevrenizdeki dost edindiğiniz herkese eleyin. Kıskanıyorlar sizi. Sadece özel hayatınızda kim varsa ona kıymet verin. Eğitiminize odaklanın. Kimlere güvendiyseniz artık sır vermiyorsunuz. Sır verip ser vermeyin. Çünkü canınız yansın istemiyorum. Sevgili ev hanımlarına sesleniyorum. Eşinizin gergin hallerine, evet çok yorgunsunuz. İfadesi sert, yırıcı, yıpratıcı. Ekonomik gücünüz olmadığı için bu düzenden çıkamıyorsunuz ama eşinizi de sevdiğini düşünüyorum. Bir ilişki terapisti siz de kendinize kurslar edinerek enerjinizi değiştirebilir. Aynı evin içerisinde var olduğunuz için çok huzursuzsunuz. Bence siz bir kursa başlayarak eve de katkı sağlayabilirsin. Özellikle bu hafta sağlık konusunda diz ve kemik hassasiyetimiz, düşmeler, kırılmalar, diş eti iltihaplarımız hassas gözüküyor. Dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Dedim bile. Ev taşınma, ev alma konularımız hayırlı. Doğru yer beğenin. Ani karar verip paranız ziyan olsun istemiyorum. Son zamanlarda da ev hanesinde bir babanızın ya da eşinizin araba değişimiyle ilgili net karar. Ocak bitmeden bu kararı vermiş olacaksınız. Mutlu, güzel bir hafta olsun efendim. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Beğenmeyi unutmayın efendim. Yani şöyle söyleyeceğim. Hayatınızla alakalı rahatsız olduğunuz, iş konularınızla ilgili mutsuz olduğunuz ve çevrenizdeki huzursuz insanları artık size huzur verme dönemi olacak. İşinizde hak ediliş ve parasal konudaki rahatsız olduğunuz evreleri toparlayacaksınız. 18 Ocak'ta Merkür Oğlak Retrosu ileri hareketi ve aynı şekilde unutmayın ki 20 Ocak'ta Güneş Kova ve 21 Ocak'ta Yeni Ay Kova'da gerçekleşecek. Fırsatlar sizin için doğru ama siz nasıl algılarsanız ona göre yönleneceksiniz. Yani işte İş alanınızda bir sürü insanlarla konuşmak, diyaloglar, toplantılar, gireceğimiz alanlarda farkındalığınızın varoluşunu ve kendinizi doğru ifade ederek masanız, ekip arkadaşlarınızla kimden rahatsızsınız, pat 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 söyleme zamanı. Yani hak ve duruş ifadenizi doğru kullanmanız lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni gruplar, yeni oluşumlar, size gayet renkli bir dünya. İçinizdeki yazarlık, içinizdeki sanatçı ruhu da varsa bu Ocak'tan sonra yeni anlaşacağınız süreçler size mutluluk yaratacak. Kendinize spor salonu, güzellik merkezi açmak istiyorsanız gözünüzü dört açın.
Yeni kapınız, yeni işiniz hayırlı olsun. Bununla ilgili altyapı oturtabilir. Kendinizi en iyi şekilde ispatlamak için adımlar yapabilirsiniz diyorum. Kurumsal bir alanda yeni oluşturmak istediğiniz projeler, yöneticiler bana karşı çıkar mı diyorsanız bu projeniz olumlu olacak. Yeter ki siz doğru projeyi masaya yatıracağınıza inanın, sonra yöneticilerinize ikram edin diyorum. Eğer ki devletle alakalı noktada büyük beklentiniz varsa hayırlı olsun devlet kapınız. Taşeron'daysanız, Taşeron'dan devlete geçmek istiyorsanız Mart'a kadar yerinizde memurluk hak edilmiş gözüküyor. Bence güzel bir enerjide varsınız diyorum. Duygusal travmalarımız, işe de duygusal baktığımız için duygusal travmalarınızı iyileştirmeniz lazım. Sevilmek, değer görmek, önemsenmek istedikçe bütün iş stresi sizin üzerinizde ve aileyle de alakalı işler yapıyorsanız, yani kardeş, eş, kuzen ve orada da duygusal olarak onlara güzel baktığınız için işteki yanlışları göremiyorsunuz. Dikkatli, kontrollü ve hedefli olun. Duygusallığı bakın tabii ki. Sevgi en güzel şey duygusallıktan geçiyor. Bence siz bu sene hem bolluğu hem de bereketi hem de aşkı tadacaksınız. Rabbim sizin kapınıza istediğiniz kadar hayallerinizdeki yatırımları, olmak istediğiniz noktaları aydınlatacak. Bence siz varsınız da siz kendinizden korkuyorsunuz. Yani korkmayın, yürüyün, gidin. Aşk var. Çok güzel bir aşk yaşayacaksınız. Hem geçmişler gelecek hem de yepyeni bir insan hayatınıza girecek. Uzun soluklu ilişkileriniz içinde beklenti içerisinde olduğunuz konularda ertelemeler olsa da o sizi çok seviyor. Yeter ki siz vazgeçmeyin ondan. Mücadele beklemeye devam diyorum. Yeni başlayanlar için güzellik ama geçmiş takıntım var diyorsanız zaten attım ben onu çöpe. Siz de atarsanız, affetmezseniz çok güzel bir hayat arkadaşı hayatınıza girmiş olacak. Anne rahatsızlığı, kız kardeş rahatsızlığı, abla rahatsızlığı olabilir. Teyze rahatsızlığı, hala rahatsızlığı, kadınlarla ilgili bir rahatsızlık dönemimiz var. Onlarla koşturup biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz diyorum. Çalışan çiftlerimizin arasında eşinizin mecburi görevinden dolayı biraz ayrı kalabilirsiniz. Sizin de yol ve iş seyahatlerinizle alakalı süreçte evde bir düzensizlik olabilir. Eve aile büyüğü ve ya da yardımcı almak isteyebilirsiniz. Bu konuda gayet sağlıklı gözüküyor. İşsizseniz ve iş arıyorsanız hiç korkmayın. Güzel bir iş kapınız da var ve bu konu size koskoca böyle soru işaretinden kurtulup mutlu iş kapısını sunuyor efendim. Evli çiftlerde özellikle bu hafta sizin gideceğiniz yol seyahatler, aile ziyaretleri ve hastalıkla koşturmaktan evin dağınıklığı ön planda olacak. Eşiniz biraz mögürlenebilir, siz kızabilirsiniz. Aranızda sert konuşmalar olabilir. Daha sakin geçirirseniz aranızdaki sorunlar büyümemesini öneriyorum. Boşanma fikri olanlarda ev ayrımıyla ilgili anlaşmalar, ev bölünmesi, para bölünmesiyle ilgili biraz tartışmalı kavgalar var. Ama eninde sonunda herkes hak edilişi sonlandıracak diyorum. Evet, bu ara nevresim, havlu, yeni havlu takımı, bornoz, mutfakla alakalı yapacağınız alışverişlerde aşırıya kaçmayın. Banyonuz, havlularınız yeterli. Eskileri geri dönüşüm atın diyorum ve uyarıyorum. Dil eğitimiyle ilgili karar verenler de acil bu süreci çözmeniz lazım. Okuyan, eğitim yapan sevgili takipçilerim, gençlerim, çocuklarım, siz bizim geleceğimizsiniz. İyi doktor, iyi bir mühendis olabilecek beyine sahipsiniz. Lütfen odaklanın. Aşk sevgiliniz sizi seviyor. Sen kendi içinde sevilmediğini düşünüyorsun. Düşünüyorsun. Niye düşünüyorsan o seni çok seviyor. Evet, sağlık olarak bu ara bu burun operasyonu ya da kaşla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Ufak tefek estetik dokunuşlarınız olabilir. Ama eşinizin kalp ve damar problemi ya da babanızın kalp ve damar problemi dikkat edilmesi lazım sağlık konusunda. Bu ara unuttuğunuz bir para hanenize girmiş olacak. Hayırlı olsun efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Aşk ille de aşk. Evet, bu hafta yüzleşeceğiniz aşk kapınızda, hesaplaşacağınız aşk kapınızda, acı çektiğiniz aşk kapınızda olacak. Hadi bakalım, acıların sizin için inat dönemini geride bırakırsak çok güzel bir oluşum söz konusu olacak. Merkür Oğlak geri hareketiyle birlikte bazı değişmesini istediğiniz iş konularınızla ilgili fırsatlarınız ve alım satım konularımızın daha yoğun olacağı. Özellikle alım satım sektöründe çalışıyorsanız çok hareketli olacak. Emlak piyasası ya da toprak piyasasındaysanız ani anlaşmalar, yenilikler, yeni projeler çok hızlı bir şekilde size. Hayvan ya da toprak gıda sektöründeyseniz farklı gelecek teklifler de
farklı kazançlar, ekstra durumlar söz konusu olacak. Kurumsal ya da kurumsalla bağlantılı devlet ve büyük firmalardaysanız bayağı bir şirketinizin taşınması, şirket yenilenmesi, yeni oluşumlar söz konusu olacağı için yeni bir sistem yaratılacak ve herkes yerine değişmesi gereken konularda da büyük bir rahatlık olacak. Devletle bağlantılı bir noktadaysanız evet güzel süreçler, güzel olumlu konuşmalar ama yeni yöneticiler, yeni anlaşmalar biraz sizi ani değişimler, ani süreçlerde ürkmemeniz gerekiyor. Burada yeni yöneticiler, yeni bireyler size farklı bir baskı halinde hissettirebilir. Siz onlara alışın, yeterli diyorum. Evet, unutmayın ki ortak projesi içerisinde olduğunuz noktada çok güzel bir anlaşmanız var ve bu dönem size ekstra kazançlar ve markanız, işinizle ilgili çok güzel fırsatlar, reklam enerjisi, sosyal ağlarda daha hareketli bir evre tadacaksınız. Tanınmak, işinizde daha büyümek için ne bekliyorsunuz? Bu haftayı bekliyorsunuz demek ki. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, ani gergin halleriniz olacak. Tabii ki herkese sataşabilirsiniz ama bu size gücünüzle alakalı bir egonun evresi olacak. O yüzden iş konularınızda aksilikler bitmiş. Daha rahat, daha güzel süreçlerde yer alacaksınız. İş beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda bazı olumsuzluklar olacak işsiz olanlar için. Yani 25 Ocak'tan sonra bu başvurularınızı yaparsanız daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Düşündüm bile. Bu ara yeni iş kurmak isteyen ve yeni alanda kendinizi ispatlamak istiyorsanız aile büyüklerinizin desteği ve aile büyüklerimizin de başınızda olması gerekiyor. Hata yapabilir, parayı ziyan edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Aileye ait bazı gayrimülkün alım-satım konularınızda çok yoğun bir tempo olacak. Mirasla alakalı süreçlerde kuzenler, amcalar arasındaki yaşanan krizlerde tartışmalar var. Aman karışmayın diyorum. Yasal olarak, hukuki olarak devam ettirin. Sözlü çatışma, sözlü kavgalardan uzak durmamız lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin dikkatsizliğinden kaynaklanan ufak bir trafik kazası söz konusu olabilir. Dikkatli olunuz efendim. Evet, eşinizin de aynı şekilde şirketi farklı bir şirkete geçme gibi anlaşması var. O da hayırlı olsun diyorum. Çocuklar ve çocuklarla alakalı noktada bu dönem güzel vakit geçirdiğinizde onların dikkat sorunu, dağınık ruhuna dokunabilirsiniz. Çünkü sizin bu ara iş temponuz, çocukları böyle kenara atmış gibisiniz. Onlarla ilgilenmenizi öneriyorum. Öderdim bile. Duygusal anlamda kendisini yalnız hisseden, aşk bana gelmez diyenler için evet, aşk size 21 Ocak'tan sonra Kova yeni ayı ile birlikte yeni insan tanımak, yeni bir ilişkiye başlamak için hayırlı olacak. Geçmiş ilişkinizde hesaplaştınız, yine aynı noktadasınız. Yine hesaplaşsanız da aynı noktada olacaksınız. Geçmişin size yaradan başka bıraktığı hiçbir şey yok. Uzun soluklu ilişkiler gayet keyifli. Kutlamalar, birbirinize ait değerli noktaları belirleyeceksiniz. Tatil, yolculuk gibi planlarınız var. Hayırlı olsun ve güzel olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara gerçekten bütün dert sizin üstünüze gelmiş gibi. Kime dokunsan ağlıyor, senin yaran yokmuş gibi düşünüyorsunuz. Evet, siz iyileştirmeye konuşarak şifa veriyorsunuz ama kendinize bir hayrınız yok. Belki bir yoga, meditasyon, yüzme sizin hem ev enerjinize hem de ruhunuza şifa gibi gelecek. Kendinizi yenilemek istiyorsanız. Evet, eşinizle aranızda çatışmalar, tartışmalar olsa da siz birbirinize olan enteresan bir aşk. Her gün kavga edin, ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz. Bence biraz saygıyı düzenlememiz lazım. Saygı çerçevesine oturtursanız daha sağlam diyaloglar, yine kavga etseniz de seviyeli şekilde olabileceğini düşünüyorum. Boşanması uzun soluklu devam eden takipçilerim, boşanma yok. Yani istediğinizi almadan boşanma yok. Haklarınızı alarak boşanacaksınız. Sevgili öğrencilerim, sevgili gençler, özellikle duygusal hayatınız çok renkli. Aşıksınız, seviyorsunuz ama eğitiminizde de bu ara kütüphane, ne bileyim, kendinizi geliştirecek yabancı dil eğitimi alarak da bu noktalarımızı iyileştirebiliriz. Ekstra dersler alarak eksik noktalarımızı görmemiz lazım dedim. Hiç evlilik yapmayanlar için hayırlı kısmet var efendim. Güzel tanıştırmalarla güzel yolculuklara başlayacaksınız. Evet, sağlık olarak özellikle son zamanlarda dikkat etmemiz gereken noktamız
En önemli şey el kaslarımız, kemiklerle alakalı bazı sıkıntılarımız olabilir. Kalp ritim ve şekerden kaynaklı sıkıntılarımız söz konusu. Özellikle çocuk ve gençlerde bu ara alerjik reaksiyon, kusma ve ishal sorunu olabilir. Onların vitamin ve sağlıklı beslenmesine, son zamanlarda çok kilo aldınız, bunları dengelemeniz lazım. Alt dişlerimiz kaplamalarda sıkıntı olabilir, İhmal etmeyin. Taşınma düşünenler hayırlı olsun. Güzel, uğurlu bir ev kapınız var. Sevgili akrepler, ortaklı işlerde sıkıntılı bir gündem olacak. Aman işlerinize, dosyalarınıza, evraklarınıza çok dikkat etmeniz lazım. Toplantılarınıza, telefon konuşmalarınıza dikkatli olunuz efendim. Unutmayın ki Merkür artık ileri hareketini başlayacak Oğlak'ta 18 Ocak'ta. 20 Ocak'ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 21 Ocak'ta yeni ay Kova'da gerçekleşecek. Yani sıkıntı içerisinde olduğunuz ve görmemek istediğiniz konuları yüzünüze vura vura gösterecek. Sadece mantık ve kendinizi bilerek adımlar atmanız lazım. Yeni bir iş, yeni oluşumlar için kendinize çok mücadele verdiniz. Hala aynı noktadasınız ve ciddi öfkeniz var. Biraz daha bu konuları kendimizi geliştirerek, cesaretimizi toparlayarak alternatif noktalardan bir iş başvurusu yapmanız lazım. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, kendinize ait masanız, yeriniz belirsiz olduğu için hala ben kimim, neyim, bu şirkette ne işim var ya da bu devlet dairesinde ne işim var diyorsunuz ama bunlar için çok zorlu bir mücadele dönemimiz. Şubat'a kadar böyle bir gerginlikler olacak. Şubat sonrasında yeriniz, masanız belirlenecek. Kendi işinizi yapıyorsanız da bazı ortağınızın maddi zarar vermesi, ortaklı olacak insanlar arasındaki yaşanan tartışmalarda haksız bir evreye düşeceksiniz. Daha sağlıklı adımlar yapın. Yani ortaklı konuşmalarda yanınıza şahit alın. Ortaklı iş yapacağınız kişilerde yanınızda avukatınız, bir bilir kişiniz olması lazım. Paranız ziyan olsun istemiyorum. Serbest alanda çalışıyorsanız kazancınız güzel, keyifli bir hafta. Güzel ekstra satmanız gereken, almanız gereken ve seyahatlerinizle ilgili olumsuz bir süreç görmüyorum. Yalnız vize ya da evrak konularımızda bazı aksiliklerden kaynaklı hatalar olabilir. Bunları göz önünden geçirmem. Unuttuğunuz vergi borcunuz varsa sıkıntı. Kredilerle alakalı aksettiğiniz noktalarda bu hafta zorlayıcı mesajlar ya da yazılar alabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Borç alma fikri olan akreplerden alacağınız dostunuz size bu borcu verecek. Siz düzenli ödemeniz lazım. Yoksa eğer düzenli ödemezseniz o kişi sizin hayatınızdan çıkacak, bilginiz olsun diyorum. Dedim bile. Yeni işi olan ve uzun süredir yeni başlayanlar için çok güzel ve bereketli bir döngü ve bu iş sizin için kalıcı olacak. Eğer ki hala ve hala masam değişmiyor diyorsanız bu sizin hatanız. Eksik olduğunuz, hiçbir zaman kendinizi savunmadınız. Memur gibi yerim bozulmasın, Ali Rıza Efendi desiniz. Yeriniz bozulsun. Çünkü bu noktada hem maaşınız hem de paranızda huzursuzluklarınız var. Artık değiştirin. Yoksa aynı döngüde bir yıl daha devam edersiniz. Zarar görürsünüz. Bu ara evde ev ya da iş yerinizde bardak, çanak, ıvır zıvırlar çok fazla. Mesela bir şey üstünüze dökülebilir. Nazar duanızı mutlaka yaptırın. Üzerinize kurşun döktürün. Çünkü kötü enerjinin fazlasıyla sizi sarstığı ve dağınık bir enerjiniz olduğu için de odaklanamama sıkıntınız var. Bunları çözmemiz lazım. Çalışan çiftlerimizin arasında herhangi bir pürüz varmış gibi gözükse de işlerinizin çok yoğun olacağı için birbirinizle vakit geçiremeyeceksiniz. Sadece akşam yemeğinde çocuklar ya da çocuklarınızla vakit geçirme enerjinizden kaynaklı kavga yok. Ama o bir hafta çok ciddi kavga var. Şimdiden bu düzene oturtmamız lazım. O bir haftada risk altında olmayınız. Evet, ilişki konusunda acı çeken sevgilim geri gelecek mi? Evet, gelecek. %100 gelecek. Merak etmeyin ama gecikmeli gelecek, bunu bilerek. Ama hep siz bir arama temposundasınız. Devamlı telefona, teknolojiye bakıyorsunuz. Enerjinizi yüklemeyin, akışa bırakın. O sizin istediğiniz gibi tıpış tıpış gelecek, vakti var diyorum. Uzun soluklu ilişkilerde bir ayrılık gündemimiz söz konusu olabilir. Kendinize ait ve sevgisiz ve mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Ve eşinizin ya da ilişkinizin size sahip çıkmamasıyla alakalı yaşadığınız kaoslarda bir ilişkide duraklama döneminiz var. Mantıklı karar verin. Çünkü sonra yine siz adım atıyorsunuz. Gerek var mı diyorum. Evli çiftlerimizin bu ara en önemli sorunu çocuklarınızla ilgili iletişim, tartışmalar, evde biraz daha para ekonomisinin daralmasından kaynaklı isteklerin fazla olmasından dolayı herkes ne yapacağım temposunda.
Burada satmaya çalıştığınız yer satılmış olacak. Hayırlı olsun. Borçları, sıkıntılarınızı ödeyeceksiniz. Ama kalanıyla hedefleriniz var. Ev almanız lazım. Ona göre dikkatli olmanız lazım. Yani para geldi, onu bunu kapatayım değil. Parayı en riskli şeyler ödeyip yine yatırıma geçmeniz lazım. Yoksa zarar göreceksiniz. Biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Boşanma fikri var. Ama cesaret olmayan sevgili takipçilerim, gönlünüz başkasına kaymışken iki evi idare etmek sağlıklı değil, karar vermeniz lazım. Yazık etmeyin hem işiniz, evinize, hem çocuklarınıza, hem kendinize diyorum. Dedim bile, bu ara evli çiftlerde de şu var, sen devamlı telefon elinde kiminle yazışıyorsun? Eşinizin şu an sizi aldattığı yok, o kendi boyutunda. Ruhu, enerjisi değişken oldu. Yazışmak istiyor. Bırakın yazışsın, kafasını dağıtsın. Ailenize ait uzaktaki evle alakalı sıkıntı olabilir. Bu ara etrafınızda çok fazla hırsızlık olayı olabilir. Evinizin demir parmaklıklarını yaptırmanız gerekiyor. Sevgili gençler, kendi ruhunuz bu ara acayip derecede eğlence. Eğitiminizle alakalı fırsatlarınız da var. Yurt dışı ile ilgili başvurunuz da olumlu. Hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken göz kontrolümüz, gözaltı yağ bezelerimiz, gözaltı ile alakalı sıkıntılarımız olabilir. İhmal etmeyin efendim. Bir de şunu söyleyeyim. Büyüklerimizden hanenize sürpriz ziyaretler var. Aman aile içerisinde tartışma yapmayın. Özellikle büyüklerimizin sağlık problemleri var. Onları üzmeyin efendim. Sevgili yaylar, ikili ilişkilerinizde sorun yaşama şansınız çok yüksek bu hafta. Aman ağzınızı dilinizi doğru ifade edin. Yoksa sevgiliniz, eşiniz, ortak işleriniz, iş ilişkileriniz ciddi anlamda zarar görür. Ama aşk ilişkiniz tamamıyla zarar görecek. Dikkatli olunuz efendim. Şöyle söyleyeyim. 18 Ocak'ta Merkür Oğlak ileri hareketine başlıyor ve başlarken de sizin yeni başvurularınızla ilgili çok güzel olumlu anlaşmalarınız var. Bulunduğunuz şirkette toplantı, yoğunluk, tempo içerisinde yöneticilerle geçireceğiniz görüşme size çok olumlu. Yani siz artık yerinizde güzel kıpırdamalarınız var. Maaşınızla alakalı rahatsız olduğunuz noktalarda iyileştirmeler ve uzun süredir geçmişe dönük almanız gereken paralarınızla ilgili de güzel haberler alacaksınız. Hayırlı olsun. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve serbest bir iş alanındaysanız ekstra tanışacağınız, yeni grup halinde oluşacağınız işler hem prim anlamında hem de ekip anlamında güzel diyaloglar var. Eğer ki rehberseniz seyahatleriniz çok olacak, unutmayın. Eğer ki emlakçıysanız çok alım satım işiniz olacak, ekstra paralar kazanacaksınız. Eğer ki muhasebeci, kendi işinizi ufak tefek küçük bir ofisiniz varsa ekstra kazançlarınız var. Ama ortaklı ilişkiler dediğim noktada da gözünüzü dört açın. Ortağınız belki ekstra kazancı, şirkete girmesi gereken ekstra kazancı cebine atıyordur. Siz de bu konuda hani emek veriyorum niye sen yapamıyorsun dediğin noktayı görmen lazım. Aynı şekilde yurt dışında eğer ki gittiyseniz burada iş anlaşmanız olumlu. Yurt dışı şirketiniz size yurt dışı ile ilgili tekliflerde de güzel kazançlarınız var. Gidişli gelişli işleriniz olun. Şehir dışı ile ilgili de devamlı yoğun tempoda çalışıyorsanız burada kalıcı bir iş süreciniz olacak. Bir daha yaşadığınız şehre değil, orada büyük iş anlaşmanız var. O da hayırlı olsun. Eğer ki ailenize ait küçük bir iş kapınız varsa kazançlar güzel ve keyifli. Yerde ufak tefek dekorasyonlar, yenilikler yapabilirsiniz. Özellikle spor salonunuz, güzellik merkezinde bir küçük bir alanda kendiniz markaysanız daha büyümeniz var. Ortaklı işlere, özel ilişkilere dikkat edeceğiz. Kazançlı ama duygusal olarak kafa karışık olacağı için kazançlara zarar ettirmemeniz lazım. Devletle alakalı uzun süredir beklediğiniz iş başvurunuzda olumsuz bir şey görmüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Özellikle akademik kariyer yapmak isteyen ve üniversitede hoca olmak isteyen ve yurt dışı ile ilgili bağlantı kurmak isteyenler için güzel fırsatlar var. Hadi kurslarınız, hadi eğitimleriniz, yarım bıraktığınız konuları başlatın. İstediğiniz hedefler var gözüküyor sevgili yaylar. Ve aşk acısı çekiyorum, ben depresyondayım ve artık iyileşmek istiyorum diyorsanız, evet iyileşmeniz lazım. O başka biriyle, siz birkaç kez denediniz gelmedi. Yeni bir ilişkiyi hak ediyorsunuz ve unutmanız lazım. Uzun süredir adını koyamadığınız ilişkiniz ve hala belirsiz, devamlı tartışıyorsanız o ilişki size güzel adım atacak. Ve artık siz ilişkinizi kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Hiç ilişkiniz yoksa bile
bu konuda sakinlikle güzel gözler bakan, derin ifade eden ve romantik bir insanla güzel bir aşk enerjiniz var. Uzun soluklu ilişkilerde yüzüğünüz Şubat'a hazır. Hayırlı olsun diyorum. Ama güvensiz içerisinde olduğunuz ilişkileri biraz daha dinlemek ve ilişki terapisti alarak kendimizi dengeleyebiliriz. Çalışan çiftlerde ani bir ayrılık kararı, boşanma. Birbirimizle huzursuzuz, mutsuzuz deyip gereksizce kendinizi yıpratabilirsiniz. Acele ediyorsunuz, hata yaparsınız, siz birbirinizi seviyorsunuz. Sadece iş gerginliğini eve yansıttığınız için evdeki insanlar mutsuz. Bir de gebelik süreci olan sevgili takipçilerim, güzel bir erkek çocuk enerjiniz var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, kalbimde birinden çok hoşlanıyorum. Beni seviyor mu, ilgisi var mı? Yok anam, size yepyeni biri var. Onun başka biriyle bir bağı var. Sen boşuna hayal kurup platonik takılma, gerek yok diyorum. Evet, evli çiftlerimizin arasında son zamanlarda aile sorunlarının yavaş yavaş iyileşmesine doğru gidiyor. Siz de kendi aranızdaki iletişimi de düzeltmeye başladınız. Sevginizi, ifadenizi doğru, hatta güzel bir balayı ruhuna geçiş sağladınız. Hayırlı olsun. Evliliğiniz yeniden kurtuluyor. Özellikle bir kız bir oğlunuz varsa yeni bir ev anahtarı. Yani üç çocuk hakimiyetiniz varsa yeni bir ev anahtarı sizin için hayırlı ve aydınlık gözüküyor. Satın alacaksınız. Eşiniz hatta sizin üzerinize alacak, bilginiz olsun. Boşanma fikri olan sevgili yaylar, tüm yükü ben taşıyorum, eşimin hiçbir şey yaptığı yok, bütün sorumluluk bende, ben üçüncü çocuk kocamı taşıyorum diyorsanız, evet artık bu ilişki bitmişti, siz de sadece merhametinizle devam ediyorsunuz, yol ayrımı daha iyi olur, hem çocuklarınız, hem eşiniz, hem sizin sağlığınız için diyorum. Evde yenilenmesini istediğiniz elektronik eşyalarda yenilikler olsa da, özellikle bu ara resme, müziğe, dansa merakınız olabilir. Resim atölyesi, eve tablolar alabilirsiniz. Enerjiniz bu noktada, çiçeklerinize bakım yapabilirsiniz. Böyle bir evreniz var. Özellikle evde köpek isteyen sevgili takipçilerim, yani güzel hayvancıklarımız, sokak canlılarına güzel bakalım. Evcil hayvan almak istiyorsanız ve çocuklarınız ısrar ediyorsa alın. Çünkü onlar gerçekten istiyorlar. Evet, sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktada en önemli şey beslenme düzenimizi iyileştirmemiz lazım. Akşam yemememiz lazım. Şeker ya da gizli şeker olabilir. Göz tansiyonunuzu ihmal etmeyin. Çocuklarınızda, özellikle gençlerde de alerjik, uyuz ya da bu tarz kaşıntılar olabilir. İhmal etmeyin efendim. Hiç evlilik yapmayanlar için tanıştırılmalar var. Güzel değerlendirin. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Evet, bu ara hareketli geçireceğiz. Özellikle 20 Ocak sizin için çok güzel fırsatları, harekete geçmenizi, yenilikler yaratmanızı ve isteklerinizi daha doğru şekilde görmenizi gösterir. Yeni iş, yeni fırsat, yenilik. Özellikle 18 Ocak'ta oğlak retrosu bitiyor. Siz masaya neyi yatırıyorsunuz biliyor musunuz? Benim işim, benim düzenim, benim param, benim hayatım. Konuşmak, ifade etmek, gücünüze güç katmayı ifade edeceksiniz. Bulunduğunuz şirketle ilgili eksik olan ve sizi rahatsız eden konuları üst düzey yöneticileriniz ya da sizin görüp grup halinde olduğunuz yöneticinize ifade ederek hem kendinizin haklı olduğu hem de hayatınızla ilgili daha fırsatlar yakalamanıza yardımcı olacak. O yüzden güzel bir süreç. Yani unutmayınız ki özellikle 18 Ocak'ta 17.44'te Güneş Plüton Oğlak Burcu'nda kavuşuyor. Ruh dengesizliği de yaşasanız güç bulunduğunuz noktadaki insanlarla aranızda savaş gibi, barış gibi ifadeler olsa da bayağı bir sürtüşmeli bir hafta. Yani siz yerinize sahip çıkın. Çünkü siz isteklerinizi en iyi şekilde yapabileceğiniz bir noktadasınız. Bulunduğunuz masa size müdürlüğü veriyor. Kendi işinizi yapıyorsanız da büyütmek, yeni bir alan, ufak tefek dekorasyonlarla kendi işinizde daha renk katacağınız bir nokta. Her şeyden önemlisi, dışarıda serbest iş yapıyorsanız farklı insanlarla tanışarak işinizi büyütmek, yeni oluşturmak istediğiniz fikirlere ortak yaratacaksınız ve ortakla birlikte sağlam bir mekana geçip orada hani oluşumunuzu sağlayacaksınız. Aynı şekilde unutmayın, restoranınız, kafeniz, gece kulübünüz varsa çok kazançlı bir nokta olacak. Korkmanıza gerek yok. Devlette çalışıyorsanız hani başka bir ile başvurmak, başka bir kapıya gitmek istiyorsanız bu başvurularınız olumlu yapabilir ve haklarınızla alakalı noktada en iyi şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Yani olduğunuzdan farklı
değil, yer sizin. Bu ara yazma kabiliyetiniz, sanatçı ruhunuz da ön planda olabilir. Şiir yazabilir, kitap yazabilirsiniz. Ne bileyim, dijital alanda kendinize ait yeni hobiler edinerek kendinize farklı alanlarda da mutluluk yaratabilirsiniz. Kazancınız var, rızkınız da var. Yeni iş beklentisi içerisinde huzursuz olanlarda da rahatlama var. Sizleri nefes alın, bu haftayı doğru değerlendirin. Çalışan çiftlerimizle, evet, yoğun, onların da evrak toplantı, seyahatler, gideceğiniz yurt dışı ile alakalı bağlantılar, bunlar olumlu. Ama siz ev düzeninizde olumsuzlukları görmeniz lazım. Orada bir kıpırdayan, kaynayan kazan var. Bu size sıkıntı yaratabilir. Özellikle evdeki çocuklar çok dağınık. Onların ruh dünyasını oturtmanız lazım ve odaklanamama krizleri var. Ve anlayamıyorlar. Onlara sporla altyapısını güçlendirmemiz lazım. Üst kattaysanız bahçeli bir kata geçmek. Eğer bahçeli bir yerde oturuyorsanız üçüncü orta kata geçme gibi fikriniz var. Özellikle de bir araç yenileme fikri olan sevgili hanımlar. Evet, hayırlı olsun. Eşiniz de destekleyerek bu kapınızı alacaksınız. Bekarsanız evliliğe doğru harekete, evlenme teklifi alabilir. Yeni ilişki, yeni oluşumlar size mutluluk yaratacak. Geçmiş ilişkinizle alakalı acı çeken sevgili oğlaklar için şunu demek istiyorum. Acıyı bastırıyor. O yüzden bastırın artık, yeni bir insan var. Yeni insanla tanışın ki acılar geride, mutluluklar ileriye doğru ilerlesin istiyorum efendim. Evet, bir de sevgili gençler, kararınız net, yurt dışında eğitim görmek istiyorsunuz. Puanınız da yeterli, hayırlı ve uğurlu olsun. Kalbinizdeki kişinin sevgisi var. Sen sadece kariyer odaklı olduğun için o insana duygularını yansıtamıyorsun. Duygularını yansıtma vakti. Uzun soluklu ilişkilerde, ailede bazı terslikler, istenmemeler söz konusu olsa da inadımız inat diyeceğiz. Bu ilişkiyi sımsıkı saracağız. Bir de kız kardeş ya da abla boşanması evimize, gündemimize biraz sıkıntı yaratabilir. Geç aile, miras konularımız, kardeşler arasında büyük bir tartışma var. Bunları çözmezsek çok böyle hırara gürele olaylar söz konusu olacak. Bunları da düzeltmeniz lazım. Özellikle erkek kardeş fazlaysa, erkek kardeşler arasında abiye saygısızlık olabilir. Bilginiz olsun diyorum. Evet sevgili ev hanımları, kendinizle alakalı çok yorgun, çok yorucu bir 2022 geride bıraktınız. 2023 ocağa geldik, 20'ye geldik. Siz hala aynı baştasınız. Değişmeye, yenilenmeye, kendinizi güçlendirmeye ihtiyacınız var. Bir yerinizden kalkıp hareket edin. Eşinizle alakalı iletişim sorunları çözmediğiniz sürece bu evlilik mutsuz, artık görmeniz lazım. Siz adım atmadıkça o da adım atmıyor. Mutlu giden çiftlerde şu var. Sevgiyi fazlasıyla tatille ödüllendireceksiniz. Hanenizde çocuklarla gideceğiniz yolculuk ya da çocuklarınızı yollayacağınız seyahat onların ruh dünyasına iyi gelecek diyorum. Evde yenilenmesini istediğimiz birçok şeyin altyapısını şimdiden projelendir. Banyoda akıntı, tavanda bir sıkıntı ve rutubet kokusundan rahatsız olan takipçilerim ev aramaya başladılar. Hatta evinizi satıp farklı bir noktaya taşıma niyetiniz olabilir diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda üreme organlarımızda kaşıntı, kokuntu ya da göğüste bazı iyi huylu kistler var ama kontrol vakti. Sevgili beyler, özellikle baş ve boyun bölgemizde ağrılarımız var. Boyun fıtığı değil, şiddetli baş ağrımız var. Tansiyonunuz yüksek olabilir. Dikkatli olun. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Doğum gününüz, ruhunuz huzurlu ve bereketli olsun. Allah ne istiyorsanız bu ay bolluğu, bereketi, ev, aşk, para, iş ne varsa size versin. Güneşin kova burcu geçişiyle 21 Ocak'ta da yeni ay sizde gerçekleşecek. İstekleriniz size mutluluk yaratsın diyorum. Evet, aşk konusunda takıntı yarattığınız sorunları çözme dönemimiz. İlişkimizle alakalı yaşanacak huzur ve mutluluk size renk katacak. Eğer ki yeni bir aşka başladıysanız, hayat arkadaşınız, uzun süredir ilişkiniz yoksa, mutsuzsanız bir renk katacak tanıştırmalar, kutlamalar, partilerde yeni insanlar tanışabilirsiniz. Bu dijital alanlarda da olabilir. Sizin ruhunuzu duyacak bir aşk var ve bu başlangıç size uğurlu. Yani Şubat'ta elinizi tuttuğunuz insan, yani bu ay tanışacağınız insan Şubat'ta size renk katacak ve hayat arkadaşınız olarak uyarıyor. Yeni işe başlamak, yeni kapı, yeni fırsatlarınız var. Bu konuda da sağlam iş başvurunuz ve olumlu olacak. Bulunduğunuz ekip arkadaşlarınızdaki rahatsızlık dönem bitiyor. Kendinizi daha güzel ifade edeceksiniz. Konum değişimiz, masa değişimiz, grupsal çalışmalarda kendiniz masaya atacağınız projelerde çok güzel yenilikler var. Yurt dışı ile ilgili şirketinizin size sunacağı imkanları değerlendirin. Özellikle de şehir dışına devamlı gidiyorsanız orada güzel tanışacağınız insanlar size iş konusunda
konum evresinde güçlenmenize yardımcı olacak. Devlet ve devletle bağlantılı noktada çalışıyorsanız burada bazı sakinlik var. Acaba neler olacak derken gayet daha güzel ilerlemeniz var. Eğer taşınırındaysanız, devlete geçmek istiyorsanız bu noktada da güzel destekler alarak hakkınızı oluşturacaksınız. Kendi işinizi serbest alanda yapıyorsanız güzel kazançları yavaş yavaş değerlendirerek geçmişe dönük borçlarımız, unuttuğumuz ödemelerimizi daha rahat bir şekilde toparlayacağız. Olduğunuzdan daha güçlü, kendinizi doğru ifade edeceksiniz. İş kurmak, yeni proje, yeni oluşum için ne bekliyorsunuz? Ortaklı işinizde de olumsuzluk görmüyorum. Sadece ve sadece çözüme odaklanın. Rabbim size öyle güzel kapılarını çözecek ki siz de bu çözümle birlikte gücünüzü, alanınızı yaratabilirsiniz. Çalışan çiftler arasında özellikle eşinizde değişim ve sizde de değişim, evdeki alanı da değiştirmek istiyorsunuz. Acele etmeyin, sakin karar verin. Çocuklar bulunduğu noktada güvenli ve rahat, anlamsızca yer değiştirmeye gerek yok. Ev almak konusunda radikal karar vereceksiniz ve Ocak biter, Şubat'ın ortasında yeni anahtarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Eşinizin araç merakı var. Bu ara araç değiştireyim mi, değiştirmeyeyim mi derken sürpriz siz de isteyeceksiniz ve araç değişimi gerçekleşmiş olacak. İyi olacak hanemizle alakalı. Miras konularınız, böyle duyumlar alacaksınız. Daha net bir miras yok ama böyle duyumlar sizi mutlu edecek. Çünkü hem aileniz hem de gelecek malların kıymetli olduğunu farkına vararak güçlenmenize de yardımcı olacak. Yeni iş başvurusunuz olumsuz görmüyorum. Rahat olun. Aşk isteyenler için gerçekten aşk kalbinizde yaşayacak en güzel. Ama çözüm dönemimiz ilişkide. İletim hatanız varsa, birbirinizi yanlış kavga ediyorsanız, saçma sapan tartışmalar yaratıyorsanız düzeltme evresi. Hiç aşık olamadım, ben sevgi nedir bilmiyorum diyorsanız gökyüzü bu konuda size çok güzel güzellik getiriyor. Geçmiş ilişkiniz de gelecek. Onunla hesaplaşmak istediğiniz her şeyi masa. O size evlilikle teklif edecek, bilginiz olsun. Sadece kararı size bırakıyorum. Geçmiş mi, iyi bir gelecek mi istiyorsunuz? Çünkü o sorumluluğu alabilecek noktada değil, bütün yükü siz taşıyacaksınız. Ona göre karar verin. Ani evlilik karar veren sevgili ciddi çiftlerimiz için, yani Ocak-Şubat arası, Ocak 20'den sonra Şubat sonuna doğru sanki herkes evlendirme dairesinde olacak. Acele etmeyin ama güzel kararlar verdiniz. Zaten önünüzde de engel yok. Mutlu olun efendim diyorum. Evet sevgili gençler, eğitim konusunda planladığınız uçak mühendisliği, kodlama mühendisliği ve bilimsel alanda çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Ve puanınız bu sene çok yüksek. Üniversite ya da lise hayatınızı çok güzel göreceksiniz. Ama aşkınız da var. Böyle ne olacak kaygısı içerisindesiniz. Güzel giden bir şey. Acele etmeyin. Güzel yenilikler de tanırsınız. Birbirinizi incitmeden geçirin. Sevgili ev hanımları, evinizde ciddi anlamda su gider sorunlarımız var. Çözmeniz lazım. Uzun süredir balkonla alakalı yaşadığınız sorunlarınız var. Ve arka balkonunuza demir takmadırmanız lazım. Etrafta hırsızlık çok fazla var. Dikkatli olun. Eşinizin iş problemi devamlı hat safhada. Evet yorgunsunuz ama onun da düzeltmek istediği noktalar var. Sizinle iletişimdeki yaşadığı krizleri de iyileştireceksiniz. Ama huzursuz olan ve hala mutlu olamayan çiftlerde birbirinize cesaret ederek boşanma teklifini yapın. Çocuklar mutsuz oluyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz, ağız kaplamamız, arka dişlerimizle ilgili sıkıntılar, geniz et problemimiz olabilir. Ve son zamanlarda ciltle alakalı lekelenmeler, sivilceler söz konusu. Cilt bakımını öneriyorum. Ayak batık tırnağınıza dikkat edin efendim. Evet, evlenmeyi düşünen ve uzun süredir yalnız olanlar için gökyüzü destekliyor. Çözüm üretiyor gökyüzü size. Doğru görün efendim. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Abone olmayı unutmayın efendim. Ailevi sorunlarını çözmek istiyorsanız, evet çözüm elinizde, çözüm fırsatları. Mal, miras, hak, haklar, kırgınlıkları düzelteceğimiz bir hafta. O yüzden birbirinize sıcak davranarak, samimi davranarak problemli noktaları iyileştiriyoruz. İşimiz içinde uzun süredir yaşadığımız krizler, gideceğimiz toplantılar, aksiliklerin hepsi yavaş yavaş çözülüyor. Siz artık masanız, yeriniz, mevkiniz belli olacak.
ve şirketteki haklarınızla alakalı, priminiz, paranız, ödemelerinizle alakalı herhangi bir aksilik yok. Büyük bir kurumsalda beklenti içerisinde olduğunuz, yazışmalarınızla ilgili olumsuz değil, gecikmeler söz konusu olacak. Tekrar başvurularınızı denemenizi istiyorum. Devletle bağlantılı çalışıyorsanız, devlet ve kurumsal alanda çalışıyorsanız bu dönem hesap dönemi. Yani evraklar, toplantılar, paralar çok yoğun şekilde konuşulacak ve ani yöneticinizle ilgili değişimler söz konusu olurken gelecek yönetici sizi mutsuz etmeyecek, merak etmeyin. Eğer işsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız güzel bir kapının enerjisi, hatta geçmiş iş bağlantı içerisinde olduğunuz yöneticinizin desteğiyle birlikte güzel bir noktanız var. Kendi işinizi yapıyorsanız ekstra kazançlarda güzel gelişmeler olacak. Ama bulunduğumuz şirkette satmaya çalıştığınız ya da kendi işinizi satmaya çalıştığınız şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Zarar etmenizi istemiyorum. Panik yaptığınız, ucuza satıyorsunuz. Aynı şekilde kalmasını öneriyorum. Çünkü mallarınız gayet kaliteli ve düzgün gözüküyor. Bu ara kendinize iş kurmak istiyorsanız, küçük bir dijital alanda takı, tasarım, kıyafet konunuz varsa yapın. Gerçekten alanınızda marka olacaksınız. Bu dönem sınav haftanız olabilir. İş gereği ya da devletle bağlantılarınız varsa sınavlarınız olabilir. Bunları başarılı bir şekilde puanınız yüksek olacak. Yeni bir iş kurmak ve ailevi iş kurmak istiyorsanız aileyle zıtsın. Gerek yok, kendi başına ne yapıyorsan yap. Ortak yaptığın zaman herkese kafaya takıyorsun ve herkes senin üstüne iyileştirmek için sakin kalmak zorunda kalıyor. Bu sefer de hatalara maruz kalıyorsun. Çalışan çiftlerimizin özellikle sabit, sakin geçecek, sadece maaş konusunda konuşma vakti önemli diyorum. Evinizde yenilenmesi gereken koltuk takımınızı unutmamamız gerekiyor. Özellikle de çocuk odamızda değişmesi gereken yatağımızı artık orada çocuğun sırtına batıyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, aşk isteyenler için gökyüzü size güzel enerjileri yansıtsa da aile içerisindeki sorunlarınızı ilişkinize yansıtabilirsiniz. Aynı şekilde sevgilinizi anlamsız yorabilir, sık boğaz edebilirsiniz. Daha sakin adımlar atmanız lazım. Bitmiş bir ilişkinin çözümü yok artık, veda etmeniz lazım. Çevrenizde bu ara gireceğimiz her noktada enerjiniz yüksek. Güzel bir ilişkiye de merhaba demek için fırsat beklemeyin. Siz merhaba deyin diyorum. Evet, şöyle diyeceğim, uzun soluklu ilişkiler biraz itili, kakalı, kavgalı ederken birden parmağımıza alyans teklifi gözüküyor. Hayırlı olsun, ailelerde pürüzler bitti. Bu evliliği onaylıyor herkes. Ama uzun soluklu sözlü ve nişanlıysanız, hala evlilik erteleniyorsa ilişkinizdeki karşı taraf yüzüğü size fırlatacak, bilginiz olsun, artık beklemeyecek. Onu da göz açıldı çünkü sen bunu oyalıyorsun devamlı ve kendi içindeki imkanlarını yaratamadığı için kişi beklemekten yoruldu. Artık o yüzük atılacak. Evet sevgili gençler, kendi kariyerinizle alakalı biraz daha dağınık bir ruhunuz var. Toparlamanız lazım. Dinlenme sürecindesiniz. Hatalarınızı görün, toparlanın. Kendi enerjinize doğru yapın istiyorum. Evet, bir de şöyle bir şey var. Evli çiftlerimizde sürpriz çocuk kararı, çocuk tedavisi, çocukla ilgili olumlu süreç var. Ama çok çocukluysanız çok güzel bir evin anahtarı ailenizin desteğiyle verilecek. Tek çocuksanız evde gebelik evreniz var, bilginiz olsun. Taşınma fikriniz varsa bence şu an acele etmeyin. Bulunduğunuz noktada mal sahibiniz ya da etraftaki insanlardan rahatsızsınız ama alternatif bir nokta bulamadığınız için gerginsiniz. Sizden ricam, hiç gerilmeyin. Oradaki düzensizlikler bitecek. Evde daha sağlıklı bir enerjiye gireceksiniz. Evet, kapılar değişmesi lazım. Gıcırtı, ses ve kapıların kapanma konularıyla alakalı çözmeniz lazım. Gece vakti sesler veriyor. Bunu düzeltin diyorum. Bir de bu ara özellikle sağlık konusunda ufak tefek operasyonlar, özellikle göğüs estetiği, karın estetiği ve burun estetiği yaptırmak isteyenler için olumlu. Ama sağlık olarak faranjit, bronşit azmalarımız söz konusu olabilir. Dikkatli olun diyorum. Hiç evlilik yapmamış ve iş bekleyen sevgili takipçilerimiz için, yani evlenmiş ayrılmış olanlar için güzel bir hafta. İlişkiden çok iş kapınızın yoğun olacağı bir hafta. Bir de adını koyamadığınız ilişkiyi bitirmeniz lazım. Acı çekiyorsunuz. Hiç gerek yok diyorum. Evet, yasal olarak ailemizde askere ya da yasal problemli olan evladınız varsa özgürlüğüne kavuşacak. Rahat bir şekilde yol alacak. Endişe etmeyin efendim. Allah sizinle, kapınıza bereket, uğur getirerek hep sizinle olsun. Siz Rabbimden vazgeçmeyin efendim.